Merhabalar gençler, bugünkü konumuz göçler. Göçlere geçiş yaptık, yeni bir konuya geçtik yani. Nüfusu, nüfus piramitlerini vesaire bitirdik. Şimdiki konumuz göçler. İlk olarak göçlerin ne olduğundan ve göçlerin nedenlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar göç, insanların yaşadıkları yerden başka bir yere geçici veya kalıcı şekilde yer değiştirilmesine denir. Hani kalıcı olarak, mesela örnek veriyorum, Sakarya'dan kalıcı olarak çıkıp İstanbul'a gidip yerleşmek, yani artık hayatını orada devam ettirmek veya Sakarya'dan belli bir dönem için mesela çalışmaya İstanbul'a gidip bir 2-3 aylığına işin bittikten sonra geri gelmek. Yani bu ikisi de göçe örnektir arkadaşlar. İnsanların bir yerden başka bir yere kalıcı veya geçici şekilde yer değiştirmesine biz ne isim veriyormuşuz? Göç ismini veriyormuşuz. Şimdi göçlerin nedenlerinden bahsedelim. İlk olarak doğal nedenler, iklime bağlı nedenler. Arkadaşlar yaşadığı yerde artık çok fazla yağış olmaya başlamıştır veya kuraklık olmaya başlamıştır vesaire, rüzgarlıdır bu gibi gibi arttırılabilir bu. Buna bağlı olarak insanlar artık burada yaşayamamaya başlar. Bunun sonucunda göç nedeni olur. Erozyon, yaşadığı bölgedeki topraklar, tarım arazileri erozyona uğrayarak verimsiz hale gelir. Bunun sonucunda insanlar ne yapmak zorundadır? Yine göç etmek zorundadır. Su kıtlığı, özellikle küresel iklim değişikliği neticesinde iç bölgelerde yer alan kısımlarda kuraklık sıkıntıları yaşanmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak da su kıtlığından dolayı insanlar eskiden yerleştikleri alanlardan göç etmeye başlamışlardır. Toprağın verimsizleşmesi, yine erozyonla yine aynı şekilde arkadaşlar. Toprak verimsizleşince, tarım yapılamayınca insanlar göç ederler. Şimdi deprem, sel, çığ, heyelan, volkanik patlama, tsunami, yangın. Yangın hariç bunlar doğal nedenler arkadaşlar. Bunlara bağlı olarak deprem oldu, işte tsunami gerçekleşti, heyelan gerçekleşti vesaire. İnsanlar mecburen ne yapacaklar? O bölgede artık yaşayamadıkları için yer değiştirmek zorunda kalacaklar. Yine yangın da aynı şekilde arkadaşlar. Siyasi nedenler, ilk olarak savaşlar. Şu anda mesela arkadaşlar biliyorsunuz bize en yakın yerde bir Suriye'de bir iç savaş var. Bu iç savaş neticesinde insanlar ne yapıyor? Bizim ülkemize, Avrupa ülkelerine, diğer ülkelere mülteci olarak sığınıyorlar. Dolayısıyla ne yapmışlar? Göç etmiş bulunuyorlar. Mübadele. Arkadaşlar mübadele de iki ülke arasındaki nüfus değişikliğidir. Mesela şu şekilde örnek vereyim size. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yunanistan'da yaşayan Türkler ile Türkiye'de yaşayan Yunanlar yer değiştirdi. Yani Türkler Türkiye'ye geldi, Yunanlar Yunanistan'a gitmiş oldu. Bir yer değiştirme oldu. Bu anlaşmalı yapılan yer değiştirmelerine mübadele ismini veriyoruz. Siyasi baskılar, arkadaşlar Çin şu anda Uygur Türklerine, Çin'in şu anda Uygur Türklerine yaptığı baskı gibi, yani sürekli baskı, siyasi bir baskı neticesinde insanlar bu baskıya daha fazla dayanamayıp yer değiştiriyorlar, göç ediyorlar. Sınır değişiklikleri, yine biraz önceki gibi, mübadeledeki gibi arkadaşlar, şimdi savaşlar yapıldı, yeni sınır çizildi diyelim. Yani ben Türk'üm ama Yunan toprağında kaldım. Ne yapmam gerekecek benim? Türk olduğum için Türk toprağına gitmem gerekecek. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Yer değiştireceğim. Göç etmiş olacağım. İç karışıklıklar. Yine Suriye'deki iç savaşı örnek verebiliriz bunu arkadaşlar. Ama bunun haricinde Afrika ülkelerinin büyük bir kısmında da bu iç karışıklıklar var. Bu terör olayları, iç karışıklıklar neticesinde insanlar daha fazla dayanamayıp ne yapıyorlar? Yer değiştiriyorlar diyebiliriz. Ekonomik nedenlere gelelim. Ekonomik nedenlerde iş imkanları. Eğer yaşadığı yerde çok fazla iş imkanı yoksa insanlar ne yapacaktır? Göç edecektir, yer değiştirecektir arkadaşlar. Mecburen. Çünkü yaşamak için çalışması, para kazanması gerekiyor. Doğal zenginlikler. Örnek veriyorum. Mesela bizim burada çok güzel bir gölümüz olsun. Mesela. Bu gölün yeni yeni keşfedildiğini düşünün. Ve bu gölün etrafına sosyal tesisler, işte oteller vesaire kurulduğunu düşünelim. Ne olacak? O yakın coğrafyadaki insanlar ne yapacak? O gölün etrafına yakın yerlere yerleşmeye başlayacaklar. Niye? Çünkü buradan gelir elde edecekler. Gelir dengesizliği. Arkadaşlar eğer bir yerde kişi emeğinin karşılığını tam olarak alamıyorsa veya bazı kişiler çok fazla para kazanıyorsa, yani yine aslında bu çok fazla para kazanmak da yine emeğinin karşılığını vermemekten geliyor aslında baktığınız zaman. Ne yapacaktır buradaki insanlar mecburen? Yer değiştirmek zorunda kalacaktır. Toprakların miras yoluyla parçalanması. Karadeniz'de ve İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da yaygın olarak görülür bu durum arkadaşlar.
Şimdi dededen babaya geçiyor toprak ve babadan oğula geçiyor. İşte oğuldan da diğer oğluna geçiyor. Bakın büyük bir toprak var, sürekli küçüle 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 geliyor. En son mesela bana geldi diyelim, bakıyorum ben ufacık bir alan kalmış. Hani ben orada tarım yapsam hayatımı devam ettiremem, hayvancılık yapsam yeterli bir alanım yok. Dolayısıyla ben ne yapmak zorunda kalıyorum? Yer değiştirip büyük şehre gitmek zorunda kalıyorum, başka bir alana gitmek zorunda kalıyorum. Geçim sıkıntısı yine bu öncekilere söylediğimle aynı şeyler arkadaşlar. İnsanlar daha rahat bir şekilde geçimini devam ettirebilmek için göç ediyorlar. Sosyal ve kişisel nedenler mesela eğitim. Arkadaşlar ben öğretmenim, bildiğiniz üzere ben 4 yıllık üniversite hayatımı doğduğum şehirden başka bir şehirde okudum. Yani dolayısıyla ben bir göç etmiş oldum bu süreçte. Yani üniversiteye gidenler, master yapanlar, okumak için yurt dışına gidenler vesaire, bunların hepsi neye giriyor arkadaşlar? Eğitimin içerisindeki göçlere giriyor. Dini nedenler, mesela arkadaşlar hac ziyareti, bakın geçici süreliğine veya umre ziyaretleri ne oluyor? İşte buradan Mekke'ye, Medine'ye göç oluyor. Bütün yani büyük bir kısım Müslümanlar toplanıyor orada. Ne yapıyorlar? Belli bir süre orada yaşadıktan sonra geri geliyorlar. Veya işte Hristiyanların Roma'ya gitmesi, Yahudilerin Kudüs'ü ziyaret etmesi gibi. Kültürel farklılıklar. Yaşadığı bölgede insanlar, kendisinden farklı kültürde insanlar varsa bir noktadan sonra o onun üzerinde baskı oluşturmaya başlayabilir. Ve bu kültürel farklılıktan dolayı insanlar göç edebilir arkadaşlar. Sağlık şartları. Mesela bir hastalığınız var diyelim. Onun çözümünü başka bir şehirdeki hastanede var. Ne yapmak zorundasınız? Sürekli git gel yapamayacağınız için o şehre artık yerleşeceksiniz. Veya hava kirliliği var çok fazla diyelim bir yerde. Hava kirliliğinde sağlığınızın bozulmaması için ne yapacaksınız? Başka daha temiz hava olan bir yere yerleşeceksiniz. Daha iyi yaşam tercihi. İnsanların genelde büyük şehre göç etmesinin sebebi arkadaşlar daha kaliteli, daha iyi bir yaşam yaşama isteğidir. Çünkü daha fazla imkanla karşılaştığı için istediklerini daha fazla yapabilecek durumdadır. Şimdi göçe neden olan itici faktörlerden bahsedelim. Özellikle bu üst başlarda, en başlarda şeyle ilgili, tarım alanlarıyla ilgili. Tarımda makineleşme. Şimdi tarımda makineleşme arttığı için insan gücüne ihtiyaç ne olacak? Azalacak. İnsanlar çalışamayınca ne yapacak? Göç edecekler. Nüfus artışı. Nüfus çok arttığı için gelir yetmeyecek. Ne olacak mecburen? Bir kısmı onların uzaklaşmak zorunda kalacak. Tarım topraklarının parçalanması. Biraz önce bahsettik. Miras yoluyla parçalanmak. Doğal afetler, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği. Yani olumsuz nedenler göçe itici nedenlerdir arkadaşlar. Olumsuz şeylerden dolayı. Şimdi göçe neden olan çekici faktörler. İş olanakları, büyük şehirler için düşünelim. Eğitim ve sağlık imkanlarının fazlalığı. Kültürel faaliyetlerin fazla olması. Dini inanç ve kişisel özgürlükleri yaşama isteği. Yani büyük şehirde yaşıyorsanız genellikle kimse size gelip sen neden böyle inanıyorsun, sen neden bu şekilde yaşıyorsun diye sormaz çok fazla. Ama küçük yerdeyseniz insanlar sizin yaptığınız her davranıştan bir şeyler çıkarabilirler. Yani bu baskıya dayanamayan küçük yerde yaşayan insanlar ne yapacaklardır? Büyük şehirlere göç edeceklerdir arkadaşlar. Şimdi göçlerin çeşitlerinden bahsedelim. Yapıldığı yere göre göçler, iç göç. İç göç belli bir ülke içerisinde yapılan göçlerdir. Mesela Sakarya'dan İstanbul'a göç etmek gibi. Dış göçler ülkeler arası yapılan göçlerdir. Mesela Sakarya'dan Almanya'ya göç etmek gibi. Sürekliliğine göre göçler, sürekli göçler, geçici göçler. Sürekli göç, sürekli adı üstünde zaten o yerde artık yaşamını devam edecek. Geçici göç, tarım, hayvancılık, turizm gibi faaliyetlerde bulunmak amacıyla yapılan göçlerdir. Eğitim de bunun içinde sayılabilir. Hani belli bir süreyle gidip orada yaşayıp sonra geri dönme amaçlı yapılan göçlerdir. İstek durumuna göre göçler, gönüllü göçler ve zorunlu göçler. Gönüllü göçler zaten bu isimler arkadaşlar bunlar isimlerinden çıkıyor neyinin olduğu zaten. Direkt bunları anlayacağınızı düşünüyorum gördüğünüzde. Kişinin kendi isteğiyle yapılan göçlerdir. Zorunlu göçlerde savaş, mübadele, doğal afetler gibi nedenlerle yapılan göçlerdir. Şimdi tarihte meydana gelen büyük göçlerden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi tarihte meydana gelen büyük göçler denilince ilk olarak akla ne geliyor? Kavimler göçü geliyor. Çünkü çağ kapatıp çağ açmış bir göçtür bu. Günümüzdeki Avrupa devletlerinin oluşmasını sağlayan bir göçtür. Aynı zamanda Türklerin Orta Asya'dan çıkıp tüm eski dünyaya yayılmasını sağlayan bir göçtür. Türklerin Orta Asya'dan göçü ve kavimler göçü. Tamamen olmasa da çoğunlukla göçebe yaşayan Türkler, ana yurtları olan Orta Asya'dan
başka yönlere doğru göçmeye başlamışlardır. Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin nedenleri şunlardır. Nedenlere geçmeden önce buradaki haritada görüyoruz arkadaşlar. Bizim ana yurdumuz burasıydı, Orta Asya. Şimdi buradan şimdi biz nerede yaşıyoruz? Anadolu'da yaşıyoruz. Yani baktığımız zaman buradan Sibirya'da dahil olmak üzere Türkler ne yapmışlardır? Avrupa'ya kadar, Arabistan'a kadar ne yapmışlar görüyorsunuz? Göç etmişler. Yani bu coğrafyaya tamamen yayılmışlardır. Türklerin ana yurtları sarı alan görüyorsunuz ve ilk genişleme alanları. Yani bu coğrafyadaydık, biraz daha genişledik. Sonra buradaki bir takım imkansızlıklardan dolayı göç etmeye karar verdik. Temel nedenler bunlar arkadaşlar, şunlar. İklim değişikliğine bağlı kuraklık. Bu özellikle iç kesimlerde buraların çölleşmesiyle birlikte kuraklık meydana geldi ve göçler oluştu. Hayvanlara otlak bulma ihtiyacı, kuraklıktan dolayı otlar da artık çok fazla büyümedi. Ve hayvanlara otlak bulmak için, çünkü biz hayvancılıkla uğraşan bir kavimdik. Hayvanları otlak bulmak için ne yaptılar? Göç ettiler. Nüfus artışı sonucu kaynakların yetmemesi. Nüfus arttığından dolayı artık bu kısıtlı kaynaklar yetmemeye başladı. Ve farklı yerler aradılar. Yeni yerler fethetme arzusu. Yani Türklerde her zaman vardır. Bağımsızlık, yeni yerler görme arzusu vesaire. Bunlardan dolayı da birazcık hani biraz da meraktan arkadaşlar. Onun da etkisi var, onu söyleyeyim. Türk boylar arasında mücadeleler. Söylediğim gibi biraz önce bağımsızlık düşüncesinden dolayı. Bir boy bir boyun boyunduruğu altına girmiyor. Ne yapıyor hepsi? Kendi devletini kurmak istiyor. Dolayısıyla burada kuramazsam diyor, gider başka yer bulurum, orada kurarım diyor. Ne yapıyor? Geç etmiş oluyor bu durumda. Bölgedeki siyasi nedenler, siyasal nedenler. İşte buna Çin baskısı denilebilir. Türklerin arasındaki anlaşmazlıklar denilebilir arkadaşlar. Bunların hepsi siyasi nedenlerdir. Esir düşmektense bağımsız yaşama isteği. Hani burada Çin'in baskısı altında veya başka bir Türk boyunun baskısı altında yaşamaktansa, buna esir olmaktansa ben giderim başka bir yerde kendime yeni bir hayat kurarım mantığıyla yapılmış göçlerdir arkadaşlar bunlar. Türk topluluklarının 4. yüzyılda ana yurtlarından ayrılarak Avrupa kıtası ve Asya kıtasının batısına doğru başlattıkları göç, dünyadaki en büyük kütlesel göç hareketlerinden biri olan kavimler göçüne neden olmuştur. Şimdi arkadaşlar Türkler buradan geldi. Türkler buradan geldi Avrupa'ya. Şimdi Türkler geliyor ama Türklerin önünde de bir takım kavimler var. Şimdi bu kavimler ne yapıyor? Türk baskısına dayanamayınca ne yapıyorlar? Onlar da batıya doğru geçiyorlar. Bu batıya doğru göçme sonucunda bakıyorsunuz arkadaşlar. Hepsi yer değiştirmiş. Görüyorsunuz. Hepsi farklı farklı yerlere geçmiş. Yani şu anda Avrupa'daki kurulan ülkelerin temellerini oluşturmuştur bu kavimler göçü. Kavimler göçünün başlangıcında kimler yapmıştır? Türkler yapmıştır. Sonuç itibariyle Avrupa kıtasında yaşayan birçok kavmin Türk topluluklarının önünde kaçmasıyla yaklaşık bir asır süren büyük bir göç dalgası yaşanmıştır. Yani bu kavimler göçü günümüzde de hala sonuçları, ya sonuçları derken kavimler göçü sonucunda oluşan dünya günümüzde de devam etmektedir. Yeni dünyaya yapılan göçler. Arkadaşlar şunu not almanızı istiyorum. Yeni dünya eşittir. Özellikle Amerika kıtası ve Avustralya kıtasıdır. Şimdi eski dünya dediğimiz yer neresi? Bilinen dünya Avrupa, Asya, Afrika. Bu üç kıta biliniyor. Ama Amerika ve Avustralya kıtaları bilinmiyor. İnsanlar ticaret yollarını ele geçirmek için, ipek yolunu ele geçirmek için ve yeni yerler keşfetme arzusuyla ne yapıyorlar? Denizlere, okyanuslara açılıyorlar arkadaşlar. Ve bu açılmalar sonucunda Amerika kıtasını keşfediyorlar. Şimdi bu keşiften kısaca bahsedelim, ondan sonra buraya yapılan göçlerden bahsedelim. 15. yüzyılda Kristof Kolomb, Magellan, Vasco da Gama ve diğer kaşiflerin yaptıkları seyahatlerin sonucunda Amerika ve Okyanusya kıtaları keşfedildi. Keşfedilen bu alanlara yeni dünya denildi. Bakın Asya, Avrupa ve Afrika eski dünyadır. Amerika ve Avustralya, Okyanusya yani yeni dünyadır. 1492'de keşfedilen Amerika kıtasına Avrupa kıtasından ilk göç hareketleri başlamıştır. Daha sonra yeni yerlerin ve doğal zenginliklerin keşfi bu kıtaya olan göçleri yoğunlaştırmıştır. Yeni keşfedilen yerdeki zenginliklere sahip olmak isteyen Avrupa devletlerinden İngiltere, Fransa, Kuzey Amerika'da, İspanya, Portekiz'de, Güney Amerika'da sömürge devletleri kurmuştur. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Bu yeni kıta keşfedildi. Koskocaman Avrupa kıtası, Amerika kıtası. Kuzeyine İngilizler ve Fransızlar, güneyine ise İspanyollar ve Portekizliler gitti ve burada sömürü devletleri kurdular. Şimdi burada yer alan İnka, Maya, Aztek uygarlıklarını
boyunduruk altına aldılar. Çünkü teknolojik olarak da onlardan ileri vaziyetteler. Onlar da boyunduruk altına aldılar ve Amerika kıtasında genel olarak bir Avrupalıların hakimiyeti söz konusu oldu. Ayrıca Avrupalılar bu kıtaya Afrika'dan çok sayıda insanı köle olarak getirmiştir. Sanayi devrimiyle gelişen teknoloji ve seyahatlerin kolaylaşması Amerika kıtasına olan göçü tekrar hızlandırmıştır. Şimdi Amerika'daki siyahi nüfusun büyük bir çoğunluğu bu dönemde Afrika'dan getirilen köleler sayesindedir arkadaşlar. Ve sanayi devrimiyle birlikte özellikle buharlı gemilerin de ortaya çıkmasıyla artık seyahatin de hızlanmasıyla birlikte buraya olan göçler daha sonraki süreçte tekrardan artmıştır. Şimdi göç türlerinden bahsedelim. İlk olarak işçi göçü, mübadele. Hani bunlardan tek tek bahsedeceğiz arkadaşlar. İşçi göçü. İşçi göçü arkadaşlar bir yerden başka bir yere çalışma amacıyla yapılan göçlere biz işçi göçü diyoruz. Hani bunlar kısa süreli de olabilir, mevsimlik olarak uzun süreli de olabilir. Ama karakteristik olarak düşündüğümüz zaman özellikle gelişmiş Avrupa ülkelerine veya Amerika ülkelerine yapılan ağır işlerde çalışmak üzere yapılan göçlere işçi göçü olarak nitelendirebiliriz. Sanayi devrimi sürecinde başta İngiltere'ye olmak üzere Avrupa ülkelerindeki sanayi tesislerinde çalışmak amacıyla kırsaldan şehirlere işçi göçleri olmuştur. Hani insanlar artık hayvancılıkla uğraşmaktan ziyade gidiyorlar fabrikada çalışıyorlar ve şehirde yaşamış oluyorlar. İkinci Dünya Savaşı'na katılan Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler sınırları içerisinde ortaya çıkan iş gücü açığını kapatmak ve kalkınmalarına hız vermek amacıyla diğer ülkelerden göç almıştır. Mesela Türkiye'de arkadaşlar 1961 yılında Almanya ile yapılan işçi göçü anlaşmasıyla başta Almanya olmak üzere Avusturya'ya, İsviçre'ye, Hollanda'ya, Belçika'ya bol miktarda işçi göndermiştir. Türkiye ile Almanya arasında 61 yılında işçi göçü anlaşması imzalanmıştır. Daha sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de Hollanda, Fransa, Avusturya gibi benzer anlaşmalar yapılmıştır. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan gibi petrol zengin ülkeler de son yıllarda dışarıdan çok sayıda işçi almaktadır. Şimdi bu ülkelerde arkadaşlar petrolden dolayı zenginler, hani kendi halklarının da büyük bir kısmı zenginleşmeye başladı bu ülkelerin. Dolayısıyla ağır işlerde çalışmak için, sanayi faaliyetlerinde çalışmak için ne yapıyorlar? Dışarıdan işçi temin ediyorlar. Mübadele göçleri. Mübadeleden bahsetmiştim biraz önce zaten. Neydi? Mesela Yunan toprağında kalan Türklerin Türkiye'ye, Türk toprağında kalan Yunanların da Yunanistan'a gitmesiyle olan şeydi. Devletler arası yapılan anlaşma gereği ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak yer değiştirmesine mübadele göçü denir. Bakın karşılıklı bir yer değiştirme var. Bu göçü diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik zorunlu olmasıdır. 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi bu göçlerin en tipik örneğidir. Anlaşma kapsamında Türkiye'den Yunanistan'a yaklaşık 1 milyon 200 bin Rum, Yunanistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 450 bin Türk göç etmiştir. Yani bakın zorunlu olması gerekiyor. Devletler arasında olacak ve karşılıklı göç olacak burada. Beyin göçleri. Arkadaşlar beyin göçlerinde de şimdi şöyle düşünün. Siz mesela örnek veriyorum. Siz mühendissiniz diyelim. Bir alanda uzman bir mühendissiniz. Ama çalışabileceğiniz imkan Türkiye'de yok. Ne yapıyorsunuz mecburen? O imkanın olduğu başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Mesela Amerika'ya gibi, Japonya'ya mesela. Yani dışarıya beyin göçü olmuş oluyor. Beyin göçü şu demektir arkadaşlar. Kalifiye elemanın, hani uzman kişilerin çalışacak alan bulamayıp başka ülkelere göç etmesidir. İyi eğitim almış nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir. Beyin göçü genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılır. Gelir düzeyinin düşüklüğü, ekonomik zayıflık, araştırma için ayrılan kaynakların az oluşu, siyasi baskılar, savaşlar gibi faktörler beyin göçüne neden olan faktörlerdendir gençler. Şimdi beyin göçü, en çok beyin göçü veren ve en çok beyin göçü alan ülkeler var. Şimdi burada Hindistan var ama Hindistan son yıllarda beyin göçü almaya da başladı arkadaşlar bazı alanlarını geliştirmesiyle. Ama hala en fazla beyin göçü veren ülkelerden bir tanesi Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, İran, Afrika ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. Yani bakın bunlar hep gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler. Şimdi beyin göçü alanlara baktığımız zaman da Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa,
İsviçre, İsveç, İsveç, Norveç, Avustralya. Hani bunlar hep ne? Dünyanın en gelişmiş ülkeleri. Yani eğer yani gelişmişlik sadece bir alanda olmuyor demek ki arkadaşlar. Birçok alanda gelişmiş olduğu için buradaki nitelikli elemanları ne yapıyorlar? Kendi ülkelerine çekiyorlar ve kendi ülkelerinin gelişmesine sağlıyorlar. Mesela Albert Einstein da 1933 yılındaki siyasi Almanya'daki siyasi karışıklıklar neticesinde hani biliyorsunuz 1939 yılında Almanya 2. Dünya Savaşı'nı başlattı. Einstein da bu baskılardan kaçmak için 1933 yılında Amerika'ya göç etmiştir. Bilimsel çalışmalarını burada devam edip 1940'ta Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. Yani normalde Almanya'da doğan Einstein Amerika'da çalışmalarını devam ettirmiştir. Doğal afet göçleri. Arkadaşlar bu belli işte fırtınalar, volkanik patlamalar, depremler gibi nedenlerden dolayı olan göçler. Sel, deprem, volkanizma, toprak kayması, fırtına, çölleşme, kuraklık gibi afetler insanların daha güvenli yerlere göç etmesine neden olur. 4. yüzyılda Türk topluluklarının Orta Asya'dan göç etme nedenlerinden biri de bu bölgede yaşanan kuraklıktır. Biraz önce bahsetmiştik Türklerin göçünde. Bu bölgedeki kuraklıktan dolayı hayvan yani daha iyi iklim şartlarına sahip yerlere gitmek için göç başlatmışlardır. Kuraklık sonrası Türk toplulukları Orta Asya'dan göç etmeleri, 1906'da Kaliforniya'da meydana gelen deprem sonucu yaşanan göç dalgası, Kırgızistan'da 1994'te yaşanan toprak kayması nedeniyle yaklaşık 270 bin insanın göç etmek zorunda kalması bu tür göçlere örnek olarak gösterilebilir. Hani bakın insanların çok fazla elinde yani doğadan kaynaklanan insanın çok fazla bir şey yapamadığı sebeplerden kaynaklanan göçlerdir bunlar arkadaşlar. Mesela günümüzde de iklim değişikliğiyle birlikte, küresel iklim değişikliğiyle birlikte Aral Gölü kurumuş bir göl arkadaşlar. Zaten buradaki gemilerden de görüyorsunuz. Burası eskiden bir göldü. Aral Gölü'nün kuruması sonucu bu bölgeden geçimini temin eden binlerce insanın bulundukları yeri terk etmesi doğal afet kaynaklı bir başka göçtür. Yine aynı şekilde ülkemizde 99'da meydana gelen Marmara depremi sonucunda bu bölgelerde yaşayan bazı insanların işte Anadolu'nun başka alanlarına göç etmesi de yine zorunlu göçlere, doğal göçlere örnektir. Sosyal olay ve savaş göçleri. Ülkeler arasındaki savaşlar ve ülke içerisindeki yaşanan sosyal ve siyasal çatışmalar insanların göç etmesine neden olur. Bu göç olayı hem ülke içinde hem de ülke dışında doğru olabilmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1980'lerde Afganistan'la müdahalesiyle şimdiye kadar görülen en büyük mülteci yakını başlanmıştır. Ruanda'da 1994'te meydana gelen iç savaş ise dünyadaki en büyük sığınmacı olaylarından birine sahne olmuştur. Şimdi arkadaşlar hala filmlerde falan görürsünüz Afgan mülteciler. Çünkü Afganistan'da hala siyasi birlik tam olarak sağlanabilmiş değil. Yani sağlanmış gibi ama tam olarak sağlanabilmiş değil. Hani hala dediğim gibi işte insan kaçakçılığında veya yurt dışı kaynaklı filmlerde işte mülteci olarak gösterilen kişiler genellikle Afgan vatandaşlarıdır. Çünkü Sovyetlerin bu müdahalesinden sonra önüne geçilemez bir siyasi istikrarsızlık başlamıştır bu bölgede. Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre dili, dini, ırkı yüzünden bir toplumsal gruba ait olup bu durumdan dolayı ülkesinden dışlanan ya da sahip olduğu siyasi bir görüşten dolayı ülkesinde takip edilme korkusuyla ülke dışına çıkmış olan kimselere mülteci olarak tanımlanmaktadır. Mesela Suriye'den bizim ülkemize gelenler arkadaşlar. Suriye'den bizim ülkemize gelen vatandaşlar ülkesindeki iç savaştan dolayı, can güvenliğinin olmamasından dolayı ne yapıyorlar? Türkiye'ye sığınıyorlar daha güvenli olduğundan dolayı. Burada da görüyoruz. Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan çok sayıda insan ülkemize ve Suriye'nin çevresindeki ülkelere sığınmıştır. Özellikle bizim ülkemize çok fazla sığınmışlardır arkadaşlar. Çünkü biz kapılarımızı onlara açtık, yardım eli uzattık. Onun haricinde de bu insanların bizim ülkemize göç etmesinin nedeni artık mülteci konumunda olmalarıdır. Evet gençler, bugünkü dersimiz, şimdiki dersimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.